Şöyle, bu zamana kadar yapılan hiçbir Alevilik hakkında çıkartılan veya konuşulan hiçbir şey Alevilerin sorunlarını çözmedi. Ki Alevilerin sorunlarını çözebilecek bir kuruluş değil. Bir kere zaten bizim isteklerimizin en başında olan bir şeye aykırı Kültür Bakanlığı'na bağlı, Turizm Bakanlığı'na bağlı. Biz Alevilerin istekleri neler? Eşit yurttaşlık, ana dilde eğitim, herkese eşit bir şekilde davranılan bir eğitim. Gerçekten okullarda sosyal bilimlerin, fen bilimlerinin öğretildiği bir eğitim. Bütün halkların, bütün dinlerin, bütün inançların, bütün mezheplerin kardeşçe birlikte yaşayabileceği bir ortamın, bir zeminin oluşması. Yani bunun bir kere zaten en baş isteklerimizden bir tanesi de cemevlerinin ibadethane sayılması. Şimdi ibadethane statüsündeki bir yeri, statüsünde olmasını istediğimiz bir yeri Kültür Bakanlığı'na bağlamak, bunun bir kültür, bunun bir turistik bir olgu olduğunu gösterir. Bu sorunu zaten temeli. Sorunu çözmekle kalmaz, sorunu daha da büyük bir hale getirir. Bu zamana kadar zaten maddiyat hiçbir zaman bizim sorunumuz olmadı. Hiçbir zaman da maddiyatı konuşmadık. Cemevlerimizi büyüklerimiz bizim cebimize koymaları gereken harçlıktan keserek yaptılar. Buraya bağışları evlerine iki ekmek değil de bir ekmek alıp diğer ekmeğin parasını buradaki bağış kutusuna atarak yaptılar. Yani maddiyat hiçbir zaman sorunumuz olmadı aslında bizim. Şöyle Aleviliğe hitap etmek bir akademisyenlikle veya işte bir rütbeyle olacak iş değil. Alevilerin içinde olmak gerekir. Aleviliğin içerisinde olmak gerekir. Bu sorunları bilmek için, bu sorunları görmek için burada yaşamak gerekir aslında. Bu sorunlarla mücadele etmek gerekir. Biz bunun için çok mücadele verdik aslında. Zorunlu din derslerinin kaldırılması için çok fazla miting yaptık, çok fazla toplantılar gerçekleştirdik. Bunda da bir nebze başarılı olduk aslında. Yani şu an zorunlu bir din dersine girmek kişinin kendi tercihine kalmış bir durum. Tabii eğitim dediğimiz zaman, okuldaki eğitim dediğimiz zaman kesinlikle en başta da söylediğim gibi sosyal bilimlerin, fen bilimlerinin, kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir noktada olması gerekiyor eğitim kurumlarının. Dini eğitim alacak zaten birçok yer varken ki adlarının da güzel anılmıyorken bu siyasal İslam'ın okullara da yani çok küçük çocuklar 14-17 yaş aralığında işte lise öğrencileri bununla ilgilenmemesi gerekiyorken buna maruz kalıyorlar. Bunun için ne yapılmalı? Kesinlikle bir kere en baştaki Diyanet İşleri probleminin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu ülke kurulurken özünde laiklik varken şu an sözde laiklik var. O sözde laikliğin ortadan kalkarak gerçekten ilk başta kurulduğu gibi laik bir devlet haline gelmesi gerekiyor. Ve çocuklarımıza, gençlerimize bir inancı seçmenin kendi tercihleri olması gerektiğini aileler olarak da büyük bir şekilde, büyük bir mücadeleyle aşılamamız gerekiyor. Asimilasyon hep vardı, hep de olmaya devam edecek. Bu bir politik bir durum aslında. Okulda hala işte sen Alevi misin, o zaman arka sıraya geç gibi durumlarla daha çok temeldeyken, daha hiçbir şey bilmiyorken, inanç hakkında hiçbir şey bilmiyorken bu asimilasyona uğruyoruz aslında, bu damgalamayı yaşıyoruz. Bununla ilgili de kesinlikle bir çatı altında, bu konuda bir çatı altında toplanmalı ve birlikte yolu yürümemiz gerekiyor. Kesinlikle işte her ağızdan bir ses çıkacağına, tek bir ağızdan yüksek bir ses çıkması her zaman daha iyi olacak diye düşünüyorum.